Hoş bulduk. Bu taze fıstık. Taze. Tam zamanı ve mevsimi zannediyorum. İşte başladı. Yaklaşık bir ay önceden başlıyor. Hı-hı. Ağustos'un sonuna doğru. Eylül'ün ortası, Ekim 15'e kadar bu taze haline değişik yörelerden toplanması ile ilgili. Tabii rakım farkı olan yerler var. Buralardan toplanıp işte taze önce yenir, yenmeyen kurutulur. Evet. İçinden boz fıstık dediğimiz önce kırım olur. Sonraki içi tam dolmayıp da bizim boz fıstık dediğimiz, bizde baklavalık fıstığımız var. Bunların işte değişik zamanda toplanarak değişik amaçlı tuzlu fıstık yapılır. Normal şekerlemede kullanılan tipi vardır. Çeşit taze, çeşit tabii, tabii vardır. Tabii bu arada işte şekli aynı fakat zaten orijinal olarak Gaziantep'e ait olan bir şey, tescil olmuş bir ürün. Dolayısıyla lezzeti mesela bir siyir fıstığı vardır. Başka yerlerde vardır, İran'da vardır. Değişiyor değil mi? Lezzet olayı en fazla yani Antep'te. Bizim tabii hem aroma, hı hı, aroma koku şeyi hem de lezzet haliyle. Baklavamızın, Gaziantep baklavasının bu kadar da lezzetli olmasının evet, herhalde en önemli kriterlerinden biri içindeki fıstığımız. Evet. Onun özelliği ve aroması. Değerli dostlar, Ragıp Güzel Bey, gastronomi alanında çok kıymetli kazanımlarımız var. Özellikle evet, Gaziantep'e, dolayısıyla Türkiye'ye. Türkiye'nin çok kıymetli bir mutfak kültürü var ve bu kültürümüzü daha yeni yeni farkında oluyoruz. Evet. Ve yeni yeni sahip çıkma bilincine sahip oluyoruz ama siz çok emek vermişsiniz. Yani yeni değil sizin bu çalışmalarınız. Söyleyeyim. Biraz kısacık anlatır mısınız? Nasıl başladı kısaca bu yolculuğunuz? 57 sene evvel 1964'te kolejde yatılı okurken başlayan açlık, çünkü alışamadığım yemekler. Daha sonra okulun aşçıbaşı, Mengenli bir aşçıbaşı. Allah rahmet eylesin. Bolu'da mı okudun? Hayır, İstanbul. Ha, İstanbul'da. Site Kolej. Site Kolej dediğim gibi çok sana isim söylerim, oradan gelip geçen. Yani şimdi bu nasıl bir kolej biliyor musun? Yani detay gerçi bunu söylememde pek şey yok. Saint Menoya, Saint Joseph, Saint Michel, Alman Lisesi, Galatasaray Lisesi, Dandösyen, buraları götüremeyenler, puanla girip götüremeyenlerin bir alt kolej olarak işte yeni kolej vardı. O zaman bizim işte kolej vardı. Bir iki kolej daha vardı. Bunlar zaten yeni açılmış kolejlerdi. Bizde epey meşhurlarımız var. Şimdi buradaki okulun özelliği de aynı bu bahsettiğim okullarından bir kısmından gelen hocalarımız vardı. Yani ekstra kendilere iş orada öyle o zaman şurada oturup çalışacağım, burada çalışmayacağım şeyler o kadar yoktu bildiğim kadarıyla. Hani eğitimimiz de güzel oldu. Ben yani başarılı da bir öğrencilik yaptığım için bizim okulun bando takımı vardı. Ben televizyona 67-68'de çıktım. Benim doğduğum yıl siz evet, nerede çıktı? Ya televizyon nerede diyeceksiniz? TRT. Yok, TRT 72. İstanbul Maçka Teknik Üniversitesi'nde deneme yayınları yapıyorlardı. Türkiye'de işte de televizyon çabaları falan var. Bu arada Avrupa'ya gidenler, imkanları olanlar işte televizyon getirip evine kurdurup pır 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 ara sıra normal yayın yapan Maçka Teknik Üniversitesi'nin yayınını izlerdi. Nişantaşı, Teşvikiye, Harbiye, işte Şişli, daha öteye de zaten gitmezdi. Böyle bir... Bu mutfak merakımız kolej yıllarında başlıyordu. Evet, değil mi hocam? Kolej yıllarında başladı. İşte açıyla bir takım temaslarımız filan benim yemek yemediğimi görüyor, geliyor. Hakikaten yani şimdiki gibi değil. Orada bir kalite, kantide açısı. Hakikaten her şeyimiz mükemmeldi. Efendim ben söyleyeyim yani yemekhanede çıkan ürünler fakat işte İstanbul'un yemekleri ben salçalı ağırlıklı yemekler veya yoğurtlu yemekler. İstanbul mutfağına. Tabii İstanbul mutfağı işte Kadınburnu köfte. Balığa da çok alışkanlık yok. O zaman bol miktarda palamut vardı. Palamut pilaki, fasulye pilaki, kapuska falan işte yemekler bunlar. Şimdi kebap yok, şu yok, bu yok, hiçbir şey yok, baklava yok. Antep'e dair hiçbir şey. Ne onun adı? Tulumba tatlısı veya hanım göbeği tatlısı. Bunlar var. Bu gibi şeyler var. Dolayısıyla yavaş yavaş da patates, içine salça,
kızarmış patates, biraz maydanoz falan benim fırsat buldukça açıdanlarım ben. Sen varsa o gün de tesadüf işte şey yapmışsa, tas kebabı yapmış onun patatesinden. Başka bir gün kadın budu köfte yapmış onun yanındaki patatesle. Ben de böyleydim. Bruko, işte kola, mola, şeyler, fast foodlar yeni yeni başlıyordu. Bir kristal büfe vardı doğru dürüst şeyde. Osman Bey'de siz bilmezsiniz. Oradan giderdik. Yani bu sosis filan kültürler yeni başlamıştı. Bizim Dozlu'da kantinimiz vardı. Bana da iyi bir cep açtı dediler. Ben 15-20 günde onu bitirdim. Çünkü bir şey yemiyorum. çay böyle geliyor. Koca bir şeyle. İçebilirsen iç. Biz orada yöresel kullandığımız çaylar var vesaire. Peynir değil benim için. Farklı şeyler. Neyse tabii zaman içinde hepsine alıştık, hepsini sevdik ama bu geçiş sürecinde başlayan abimlerdi. Üniversitedeydi. Artık yaz tatilleri Antep'e gidip gelmede merak sarmalar başladı. Annemin yaptığına filan dikkat etmeye başladım. Notlar aldım. Bir de bizim aşçıya da şey tarif getirdim. Bizim Ali Nazik'in tarifini getirdim. Ali Nazik bir çeşit bilinir. 5-6 çeşidi var. Yapılış çeşidi. Dolayısıyla bu merakımız onlar okulu bitirmeye yakın son senelerinde abimlerim, ben de şey olmaya başladım. Onların evlerinde aşçıbaşı olmaya başladım. Bir şeyler yapmaya çok başladım. Güzel. Cumartesiler evci çıkıp bir şeyler yapmaya başladım. Bu süreç başladı gitti. Üniversitede aynı evde kaldığım arkadaşlarla aşçıbaşı bendim. Biri bir bulaşıkçıydı, biri temizlikçiydi. O öyle geçti. Daha sonra iş hayatına atıldığımda hep bir şekilde evimizde bir yerler vardı, bir ofisim vardı, ofisimde mutfağımı kurdum. Hocam böyle küçük bir dipnot, diş hekimliği eğitimini okudum. Diş hekimi, yani ben İstanbul Marmara. İzmir'de yaptım. İzmir'de, Gaziemir Teknik'te yaptım. Ballıkuyu'da da öğleden sonra izin alıyorduk, yani gene karışan yoktu. Muayenehane açtım. İzmir'de. İzmir'de Ballıkuyu'nda bir yanda kasap dükkanı, bir yanda bakkal dükkanında. Şimdi zaten bütün diş hekimleri caddeye inmeye başladık. Bizim orada öyle bilmiyorum, İzmir'de ne alem. İzmir'de öyle çok değil, özel muayenehaneler. İnmeye başladılar, direkt düz ayak olsun anlamında. Yani herhalde bilmiyorum, klinik falan tarzında olanlar. Klinikler tabii arttı. Evet, onlar da daha ziyade. Neyse. Biz de o zaman böyle garip karşılanırdık. Bir yanda kasap, bir yanda bakkal ortasında diş hekimi ve Yunan göçmenlerin olduğu yerlerdi. Buralarda uzun anlatıyorum ama bir şey anlatırken bir şey hatırlamam gerek diye de bazı şeyler uzatıyorum. Kısa olarak dediniz. Dolayısıyla burada da başarılı bir diş hekimi hayatı yaptım. İyi bir teknisyenim vardı. Çünkü ben ondan sonra burada işte askerlik boyunca yaklaşık 13-14 ay arası yaptım. Biraz da erken terhis oldum. Yani şeyimi kullanmamıştım, izinlerimi falan. Normal 15 ay işte eğitim, müteakiben 15 ay askerlik vardı. İşte 13 ay, 2 ayında erken gittim. O şekilde yaptım. Daha sonra da muayenehanemi Antep'te kurdum. Hatta İzmir'den taban taşı aldım. Abimle mimar, o ilgileniyor. Çok güzel bir yerde bir muayenehane kurduk. Daha Türkiye elektrikli şeyler yeni giriyor. Ünlük fotel dediğimiz, bizim kullandığımız şeyler, muayenehane şeyler. Yani ünit hastanın ağzına giren fotel, işte koltuğu. Bu sistemin elektrikli. Teknik malzemeler. Yani ilk getirdim Antep'e. Ancak hep içimde bir şey var, yemeğe olan sevgi ayrı. Ya ben gömleği giydiğim müddetçe para kazanacağım. Önlüğü çıkardığım an para kazanamayacağım. Benim sosyal hayatımı bayağı etkileyecek. Bu kafamda geldik yerde. Muayenehane bitti. Tesadüf bir toplantıda arkadaşlarla beraberdik. Daha şey gelecek, ünitle foteyin gelmesini bekliyorum. İşte bir gün sonra da gelecek gibi. O akşam işte oturdum. Ben mesleği yapmayacağım. Muayenehane sattırttık dedi. Biraz da alkolün verdiği özgüvenle. Efendime söyleyeyim. Ertesi gün bir arkadaşım geldi. Tesadüf geldiği anda ilginç şeyler anlar bunlar. Merdivenden çıkarken biz pazarlık yapmaya başladık.
bak sana bir şey söyleyeyim. Akşam bir laf ettim. Ben sözümde duruyorum. Bana harcadığım iki katını verirsen seni... Tabi de geri bu lafı söyledim mi? Hem adamıyorum hem ona bir cevap verme gelmiş. Doğru. Tamam mı? Bir de içimde bir gelgitler var. Yanlış mı yapıyorum? Bana bir saat müsaade verdi. Bir saat kendisine müsaade verdi. Bir saat sonra babasıyla konuştu. Para da keş gelecek. Haberin olsun. Gelirsin tabi için güven var da. Tabii. Neme lazım? Efendime söyleyeyim. Parayı getirdi. Biz dikçiliği bıraktı. Serbest hayata başladık. Bu defa ben işte mobilya, inşaat, işte bu mutfak işi daha sonra ona dönüşmüş bir olay. Abimlerle beraber. Dolayısıyla ben bu işlere atıldım. Daha kendimi özgür hissettim. Bismillah dedim. Daha senesine daha önce de gitmiştim de. Yurt dışı seyahatlerle başladık. Bir yerleri merak edip başladım. Ben 2000... Gezgin bir tarafınız da var değil mi hocam? Tabii gezginiz canım ben ve... 2000 yıllarının başında 99-98'de bırakın İzmir'den ufak teknelerin gelip gitmesini, bu büyük kruislerin Royal Caribbean'le 2-3 defa gazetelerde beyanet bile verdim. Çünkü ben aynı zamanda enformasyon memurluğu doldu, turizm enformasyon memuru. Öyle bir şeyimizi gittik işte, kursa girdik, selfie kaldık. Tabel olarak duruyor. Ondan aldığım güçle aklınızın neresi gelirse 40 kişi, 50 kişi götürdüm. Uçağı ayrı turlar aldım. Turlar mı düzenledim? Turlar düzenledim. Ne uçağı olursa, ayrı aldım. Süpersin. Gittiğim seyahat programını kendim yaptım. Güzergahı. Gemi kattım, kara kattım. Şimdi dikkat edin, gemi firmalarının birçoğunda bir gün veya iki gün bir yere giderken veya gelirken bir otelde dinlendirme yapar. Evet. O işi başlatamadım ben. Tabii bunu kimse bilmez. Bunu iddianla söylüyorum. Aksine iddia eden varsa gelsin ispat etsin. Royal Caribbean'la başlattım ben bunu. Mesela 15 günlük seyahatim vardı. 7-8 gün denizde geçti. Orlando, Miami, New York. Bakın bu turun içerisine kattım. Kattım. Yahu ilginç şeyler. Bir sene önceden para toplamaya başlardım. Biriktiririm. Öyle ben de öyle şey etmeye sonra. Bir de şeyim var. Benim kanun maddelerim var. Onları yazardım. Bakın seyahatlerde biz bu ne kadar arkadaşsak da bazıları da bir başka arkadaşım var. Benim şu kanun maddelerine uyulacak. Bunun dışına aksine şeyi olanlar varsa şimdiden lütfen gelmesin. Tutup ben orada kaprisle, sıkıntıyla, problemle uğraşamam. Eşyaları otobüse binilecek. Herkes pasaportunu çıkartsın. Herkes valizini kontrol etti mi? O sırada bir tane çıkar bir şey. Valizinden bir şey unutmuştur ya da tarağını unutmuştur. Böyle bir sistem içerisinde. Peki bu turlarda yemek, mutfak hep var mıydı hocam? Mutfak kültürü? Şöyle vardı. Bu turlarda gemilerde işte benim yazdığım bir şeyler var. Gerçi bu 2005'ten sonra, 6'dan sonra ortaya çıktı. Ama ondan evvel de yazdığım bir küçük kitapçık vardı. Arbella makarna var. Onlara ben bir reklam şeyi olarak bakliyatla makarnaya ait bir küçük kitapçık istedilerdi. Onu yapmıştım. O var. Neyse. İşte gemide şeyin ortasında, okyanusun ortasında, Pasifik'in ortasında hiçbir kimse kolay kolay giremez. Ben bir bakırla, bilmem neyle şefin gönlünü alırım. Kaptana bir şey hediye ederim. Grupta, grup hediyesi olarak getiririz. Amaç Gaziantep'i tanıtma. Bak genelde de bakır olurdu. Sonra işin içine kitap da girmeye başladı. 2-3 yerde gemide bir şekilde beni mutfağa soktular. Tamam mı? Yemek mi yaptın? Antep yemek tabii. Ben başlarında duruyorum. İşte tabii acı dokunma, mokunma da ama iş içeri girdikten sonra yer gözleniyor filan. Neyse gemide ben yemek yaptım. Hatta bir avokat restoranlardan birini dünyanın en büyük gemisi O.S. Sotisiz etmişti. Bize bir salon açtılar. Alakart yeri bize 2 saatliğine kapalı oldu bir zamanda. Gemide denizde gidiyor o sırada. Yani bir karaya yanaşıyor, ayrılıyor ya. Orada daha neler var da.
Efendime söyleyeyim. Orada tuttuk, bize ait getirdiğimiz malzemeler var. Bulgurumuz var, salçamız var, tereyağımız var. Antep yanımızda. Ürünlerini de götürüyorsunuz böyle. Tabii yanımızda götürüyoruz. Herkes bir şey alıyor. Darmadağın oluyor. Hepsi bir arada olsa olmaz. Olmaz. Sen bulgurlar alacaksın, sen salça alacaksın, sen yağ alacaksın. Falan ben alacağımı alıyorum. İşte fıstığımız varsa herkes sevdiği şeyleri yanında taşısın, benden istemesin. Bizim yani işte sucuk dedim, pestil türü, bilmem ne türü, üzümden yapılanlarımız var. Kazara bir uzak doğuda bir arkadaşlara bir ekip var. Onlar da çok yiyen bir grup arkadaşım. Ya kardeşim sen adam 5 kangal sucuk. Ondan sonra salamlar. Valizin içine yiyecekler doldurmuş, gruba yeter. Bu şekilde malzeme getiren olaylarla karşılaştık. Bereket bir şey olmadı zaten. Uzak doğuda problem değil. Değil biz. Konu komşu restoranda olanların hepsine ikramlarda bulunuyorduk, bulunduk. Bağlayalım. Bu turlarla efendime söyleyeyim, hiçbir şu güne kadar bir en ufak hata olmadı. Bir tane oldu Kanada'ya giderken bizi götüren tur firmasının kabahati. Kanada, Alaska'ya gideceğiz. Bunu da söyleyeyim, bitiriyorum. Başınızı ağrıtmayın. Yok, biz keyifle dinliyoruz. Ama ilginç bir olay. 31 kişiyiz. 18'in şeyi var, vizesi var, Amerika vizesi yokmuş. Alaska'da Amerikan ülkesi. Eyvah, kaldınız. Geminin şeyindeyiz, giremedik. Tam işte bir geçiş yerler var, salonlar var. Oradan gümrük mümrük işlemini yapıp gemiye biniyoruz. Orada biz tıkandık, yarı yolda kaldık. Neyse işte, bizi şeyden adam aradık. İtalya çıkışıymış bizim o zamanki çıkışımız, 2005 senesi hiç unutmam. Benim elim ayağım titremeye başladı. Neyse, clearlendi. Yani bizim böyle bir biletimizin olduğu, bir grup olduğumuz 18'inin var. Tam gemi kalkmaya 15 dakika kala, 15 dakika arayla kişilerin 13 kişinin clearlendi. Bir de geldik, saat 5'te gemi kalkacak, 15 dakika. Evet, bir saat olayın çözülmesi sürdü. Neyse, çok şükür. Orada vize aldık. Gittik. Onu da, o da benim kesene kalan bir şey. Çok rahatsızlandım. Çok rahatsızlandım. Yani başına gelirse anlarsın ancak. Bak işte hocam, benim. Böylelikle siz yıllarca Antep mutfağını hobiniz gibi geziler, seyahatlerde de taşımışsınız. Tabii, zaman zaman. Her zaman değil. Ama ben seyahate gittiğim gibi, Çin'e gideceksem yanıma kavrulmuş kıymamı, bulgurumu, mercimeği, bir şey setim vardır. Benim sahra setim vardır. İç içe geçme kaplar. Ocağın içinde ocağı çıkarırsın. Ondan sonra tak 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 çıkar. Benim 4 tane servis kabı çıkarır diyor. Altta ocak, çorbanı da yapan, pilavını da yaparsın. Birine de salatan yaparsın. Tamam, geriyen hemen olur, çıkar. Ha, azar azar yanımda malzemem. Şangay'da biz bir hafta bir şey yiyemedik. Kentucky Fried Chicken'a girdik. Hani şu salmış sararmış hayvanın ürünleri var ya, aynen onun gibi. Kentucky Fried Chicken'la alakası yok. Daha yeni yeni de girmeye başladıydı. Dedim 10 senelik bir hikaye. Yani Çin'de yani bu kola, fast food olayları bu son 10 seneye, 10-12 seneye yayıldı. Tekabül ediyor. Hocam çok kıymetli kitaplarınız var, yemek kitapları. Şivediyiz şu anda elimizde. Şivediyiz. Şivediyiz. Şivediyiz ne demek? Kelime anlamı hiçbir zaman bulunamayan, bizim geçmişteki kayıp eksikliklerimiz diyelim. Bu her yerde olan bir şey. Kayıp? Kayıp yani kayıt. Unutulmuş, kayıt. Kayıt altına alınmamış. Alınmamış. Ki babam benim çok kıymetli şer'i mahkeme sicillerini, 200 cildini 500 yıllık sürede kadıların kaydıdır bu yani. Evet. Şer'i mahkeme sicilleri biliyorsanız zaten. Evet. Tercümelerinde dahi bir Yemen tarifi olamaz zaten orada. Vakıflar, hadiseler, kim gelmiş, kim gitmiş, kimin malı nerede, ne olmuş, onun bilgileri olan bir bunlar şey. Bunlar unutulan veya kayıt altına alınmamış yemekler. Hayır. Nedir, bu tamamen içinde kısmen unutulanları da çıkararak ben gün yüzüne koydum. Bunlar unutulmayan, halen devam ediyor. Yaşayan... Adının bana ilginç değil. Şiveydiz, dikkat. Neydi işte, pat, bilmem ne. Güneşin, ateşin, güneşin tadı. Biliyor musunuz o kitabı? Güneş. O da benim o da ortak yazdığımız, iki arkadaşımla birlikte yazdığım.
Hocam, bir Gaziantep önce... Mutfağı diye var. Bu yeni basılmış. Kaç yılında basıldı? İlk kitabınız mı? İlk 2008'de. Hı. 2008'de İlk basıldı. İlk kitabınız mı hocam bu? Hayır, ondan evvel işte şeyim var. O bir küçük Lezzet Taneleri diye. Lezzet Taneleri. Lezzet Taneleri. Toplamda kaç yazar. Kitap hocam? 5 kitap. 5 kitabınız var. Beş kitap. Antep Mutfağı. Şu andaki kitabımda çalışmadayım. O bu yemek kültürünün kaynaklarının gelişiyle ilgili, yani biraz şey, o kültürel bir şey. Öyle bir şey. Dolayısıyla çok kıymetli, çok özel eser bırakmak. Özellikle mutfağı kayıt altına almak çok kıymetli bir iş. Bizim buna çok ihtiyacımız var. Türk mutfağına çok İstersem Osmanlı mutfağına ait de yazarım. Çünkü biliyorum. İstersem Ek içinde yazarım. Donanımım öyle. Yani ismi yanlış olur, düzeltiriz. İşte efendime söyleyeyim. Hocam, o durumdayım. Ama yani lüzumsuz işlere girmemek için, işte her işe karışmamak adına ben kendi memleketimin özünü, mesela kaybolan kaç tane yemeği yüzüne çıkarttım. Mutfak kültürü içinde şimdi Türk mutfağına geldiğimizde Antep en ön sırada yer alıyor. En ön sırada yer almasının nedeni zenginliği. Çok geriye giden geçmişi, kültürü ne dayanıyor? UNESCO hikayesine gelelim hocam. Bu dünyadaki gurme şehirler içerisine Antep'in dahil olmasında çok büyük bir katkınız var. Katkının ötesi öncülük var. Siz de için öncülük yapıyorsunuz. Sağ olun. Bunun bir başlangıcı nasıl çıktı bu yolculuk? Yani Gaziantep'in UNESCO Dünya Mirası'na girişi nasıl başladı? Bir de onu alalım. Bu ben zaten geçmiş dönem başkanının kuzeniydim. Bu Antep işin, Belediye Başkanı. Tabii. Asım Güzel Bey, geçmiş dönem başkanı. İki dönem yaptı. Şimdi bizim Fatma Hanım bir dönemini bitirdiğince... Fatma Hanım da çok kıymetli katkıları tabii, var. Tabii. Şimdi bu iki kişilik, bu işin hepsinin temeli Asım'ın zamanında biz masa başına tuttuk. Müzeyi düşündük. Gaziantep Müzesi bu arada, altını çizelim. Şey, mutfak müzesi. Mutfak müzesi. Mutfak Sanatları Eğitim Merkezi. İsim babasıyım zaten. MÜSEM diye kısaltılmış isim. MÜSEM diye geçiyor. Mutfak Sanatları Eğitim Merkezi. Eğitim Merkezi. Orada da Antep mutfağının eğitimleri veriliyor. Gençlere, meraklılarına. O da işi olanlara gece veriliyor. Hafta içi müsait olmayanlara hafta sonu, onun haricinde de... Kaç yılında kuruldu bu müze? Müze 2006'da, 2007'de kuruldu. Evet. 2007, 13, 2007, 2008. Yani tarihi şimdi aklımda değil. Evet. O müzenin fikrinde, meydana gelmesinde, bir takım eşya temininde elimizden geldiğince yardımcı olduk. Tesadüf o müzenin olduğu yerin bitişinde aynı ailenin bir yeri daha vardı. O ailede verince bu defa da 2011'e falan gelindiğinde hem birbirinden yan yana, hatta bir duvar kaldırılarak avludan geçiş sağlanaraktan Mutfak Sanatları Eğitim Merkezi MÜSEM'i şey ettik. Temel planından, yerleşiminden, iş donanımına şey doku da var orada, hem yeni doku oldu. Burada yok da, müze kısmında yok da, o tarafta bir büyük avlu vardı. O avluyu eşerekten işte mutfağa oraya almak durumunda kaldı. Kaç kişilik bir kapasitesi var o mutfak? Orada aynı zamanda bir restoran gibi yok, bir hizmet yok. Yok, restoran gibi değil. Çok, sadece özel günlerde protokol yemeklerinde hizmet verirdi. Yine de ara sıra oluyor. Çünkü kaleyle filan eski Antep'in olduğu mekanda. Dolayısıyla orada arzu edilirse tek kişi, arzu edilirse değil de yani tek kişiyle 12 kişilik set, eğitim bir seti. Çift kişi çalışırsa 24 kişi o eğitimi alabileceği bir kapasitede eğitimci yeri var. Her şeyi ona göre donatılmış bir yer. Ve onun bitişinde de eski dokusu da muhafaza ederek. Yani bir tarafı eski geçmiş yapı, bir tarafı şey, internetten bakalım. İlk şeyimiz hocam değil mi? Ya Türkiye'deki ilk mutfak müzesi Antep'te kurulmuş. Ve bir de şey, eğitim şeyi, bu özeller haricinde belediye tarafından, Büyükşehir Belediyesi, bunlar hep Büyükşehir Belediyesi tarafından birlikte meydana getirildi. Tabii biz bunun hizmetini verdik. Ben o Asım Bey zamanında da tanışmıyorum. Şimdiden ne olduğunu bilmiyorum. Koordinatörüm, duayenim, her şeyim. İşte
Bip, bip, bip. Bir takım insanlar, yeteneksiz, donanımsız insanlar görev başına geliyor. Bunu da söylüyorum. Yani siz bu tutumları kaydetmeyeceksiniz de. Ama işin sizin öyle. Deminki serzenişiniz gibi veya yaşadığınız şey gibi. Ben daha yeni, daha bu senenin şeyinde yani o kadar donanımlı 2500 kişiye çevre bakanlığında bir öğlen yemeği verdim. Herkes yemeği yedikten sonra salonda, sen bir salonda, ben bir kenarda duruyorum. Birileri diyor ya bu çok güzel bir yemek. Parayla da yiyorlar. Herkes ayağa kalktı, alkışladı aşağı yukarı. O sırada 700-800 kişi vardı. Bu UNESCO yemeği varmış hocam. Hani incelediğimde gördüm. UNESCO yemeği. Bu şeydeki yaşayan kentler listesine girerken bir sunum yapılması gerekiyor. Kişi sayısı, davetli sayısı çok üzerinde çıkıyor. Öyle bir bilgi. Evet. Ondan bahsediyorsunuz değil mi evet, hocam? Evet, şimdi UNESCO'ya geldik. Biliyor musun? UNESCO 2012'de yine geçmiş dönem başkanlığı döneminde, hatta ben onda bir seyahatteydim, yoktum. Müracaat formu doldurulmuş, gönderilmiş. Ya konu gastronomi, yani yaratıcı kentler ağındaki gastronomi dalında bu konunun işlenmesi gerek. 3000 kelimelik bir formla UNESCO'nun bu kültür bölümüne müracaat ediyorsun. Ancak müracaatta biz kale, ne kadar müze, onların resimleri, onlarla ilgili bilgiler vermişiz. Şimdi konu yemek olduğu için onların bakışı farklı. Tamam, bunlar çok güzel, içeriğinde yemekle ilgili şeyler de var da. Ancak biz sizin girmiş olduğunuz konu gastronomi olduğu için bunları düzeltin. Yani burada tarihsel, kültürel şeylere çıkayım, daha ziyade ağırlığını, yani müzeyi koyabilirsin, farkındasın. Musemi Korsun, gerçi Musemi onda yoktu, müze vardı. Yemek odaklı. Yemek odaklı. Siz tarih ve kültürü tabii demek artık. Evet. Aslında katmışlar. Doğrusu bu. Katmışlar. İşte katmışlar tarih zaten. Önünde bir zaten bir işte şu kadar tarihi var, şöyle söylesin, üç cümleyle onu geçersin, ondan sonra konuya girersin. Ki öyle yaptık. Biz onu 2012'de 13'te düzelttik. Bir yandan da bu şeyi açarken mutfak sanatları eğitim merkezine oraya hocalar getirdim. Hocalara 3 ay eğitim verdim tekrar. Çünkü benim annem böyle yapıyor. Yok, senin annenin yaptığını yapmayacağın kitaplı. Bunun için Milli Eğitim Bakanlığı'nın ortak proje üreterekten bizim milli, benim kitabım için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yöresel mutfak olaraktan eğitim şeyi oldu. Oldu. Bundan önceki baskısı bu değil. Dolayısıyla buradan 2013'te cevap geldi. Aday adayısınız, oldunuz. 2014'te Mart'ında Fatma Hanım geldi. Fatma Hanım geldiğinde gene aynı formu biraz daha destek alaraktan, düzeltmeler yaparaktan yine müracaat ettik. Temmuz'da müracaat ediliyor. Bu tip müracaatların hepsi Temmuz'a kadar yapılıyor. Ondan sonra da Ekim ayında kararları çıkıp değerlendirilmesi yapılıyor. Netice 2014'te de hiçbir ülkeye ünvan verilmedi. Orada UNESCO'da ne olduysa, bilmem ne olduysa. Ondan sonra Hüseyin Avni Bozsalı bir büyükelçi, UNESCO büyükelçisi o dönemde. Onunla bir şekilde Fatma Hanım bir kontak kuruyor. Asım Bey dönemi bitti, Fatma Hanım dönemi. Ta Mart ayı filandı. Ondan sonra UNESCO'nun da olan ülkelerin orada şeyleri var. Sunumları mı? Yok. Şimdi UNESCO ki bir sosyal tesisi var. Bir de UNESCO'nun normal idari bölümü var. Burada işte şeyler, salonlar var, restoranlar var, bilmem ne var, sergi yerler var. Diğerinde işte idari dediğim yerde. Buradaki UNESCO büyükelçilerin olduğu bir şeyi de Dede Korkut'la ilgili orada Türk toplumunun bir sunumu yapılacak. Hüseyin Avni Bozdağlı da işte bizim bu şeylerimizi görmeye başlıyor. Gaziantep'in yan çıkışı. Ya gelin burada bir kokteyl verin. Biz UNESCO'ya müracaatta bulunmuşuz. Onun da bir liste var.
Dolayısıyla ben kalktım, gittim. Biz bu kokteyli nasıl yaparız? Hangi şartlarda? İsmi mevzu bahis değil. Bir şehir gelmiş orada bir program yapmış. İşte çiğkürteyi tavana yapıştırmaya kalkmışlar, bilmem ne etmişler. Neyse artık geçelim onu. Yapacağız da bir kokteyl yapacağız. Bu 400-450 kişi olacak. Bu nasıl olacak? Ben 2-3 tane yer buldum. Hatta bir Antakyalı kardeşim buldum. Hiç de Antep'li bulamadım tesadüf. Olay Paris'te mi? Yani Paris'te. UNESCO'nun merkezi Paris'te. Ondan sonra gittim kasap buldum. Ondan sonra gittim bir takım zahri ihtiyacım. Zaten o kasaplarda bu tip malzemelerde, şu marketlerdeki gibi Türk marketleri buldum bir iki tane. Neler alabilirim? Malzeme getirme problem. Tabii. Gümrük problem. Peki, yıl kaç diplomatik hocam? 2015. 2015. 2015'in işte Nisan'ın sonu falan. Nisan'ın sonu iki günlüğüne gittim. İşte Borsalino tanıştık. Bana bir ateş arkadaşlardan birini şey etti. Benim de kimliğim lütfen icabı. Onunla beraber işte Türk yerlerinin yeme işinde biraz anlayan bir adamdan. Ben burada bunları temin ettim. Peki nerede yapacağız bunu? Burada. Tamam da burada yapacağız. Dışarıda hazırla gel, burada kok. Böyle bir şey olmaz dedim. Bizim Türk mutfağının böyle catering yapılması mümkün değil. Dolayısıyla işte hep yaşanmışlarım var. Ben bugüne kadar neler yaptım. Oturtmalı, benim meşhur oturtmalı garden parti. Garden parti ayakta olur. Bahçedeki parti de öyledir yani, siz bilirsiniz. Ben başına oturtmalı. Biz gittiğimiz gibi nerede oturacağız? Onun üzerine oturtmalı garden parti diye Rotary'de bilmem başka şeylerde 1000 kişi, 2000 kişi ben partiler veririm. Aynen bu panayır alanlar gibi panayırlar, ciğer kebabı yapılıyor, katmer yapılıyor, tatlılar yapılıyor, tencere yemekleri o şekilde. İstediğini yiy kalk. Para fix. İçkini kendi paranla alacağız. Tabii ben o zamandan getirdim. Bakın şimdi herkes içkini getir diyorlar lokantalar. Doğru, yine başladı. Ya bir garip bir şey. Adam sigarayı şey etmiş. Tencereye dışarıya koymuş. İki hortum çekmiş. Sigara dışarıda yanıyor. Gördünüz mü? Şimdi bu birine çekiyor. Şimdi burada çok kolun özelliği de. Aynı bu bahsettiğim okullarından bir kısmından gelen hocalarımız var. Yani ekstra kendilere iş orada öyle o zaman şurada okul çalışacağım, burada çalışmayacağım şeyler o kadar yok bildiğim kadarıyla. Hani eğitimimiz de güzel oldu. Ben yani başarılı da bir öğrencilik yaptığım için bizim okulun bando takımı vardı. Ben televizyona 67-68'de çıktım. İlk doğduğum yıl siz evet, nerede çıktı? Ya televizyon nerede diyeceksiniz? Nerede? Yok, TRT 72. İstanbul Maçka Teknik Üniversitesi'nde deneme yayınları yapıyorlardı. Türkiye'de işte de televizyon çabaları falan var. Bu arada Avrupa'ya gidenler, imkanları olanlar işte televizyon getirip evine kurdurup pır 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 ara sıra normal yayın yapan Maçka Teknik Üniversitesi'nin yayınını izlerdi. Nişantaşı, Teşvikiye, Harbiye, Şişli daha öteye de zaten gitmezdi. Böyle bir... Bu mutfak merakımız kolej yıllarında başlıyordu. Evet, değil mi hocam? Kolej yıllarında başladı. İşte açıyla bir takım temaslarımız filan benim yemek yemediğimi görüyor, geliyor. Hakikaten yani şimdiki gibi değil. Orada bir kalite, kantide açısı. Hakikaten her şeyimiz mükemmeldi. Efendim ben söyleyeyim yani yemekhanede çıkan ürünler, fakat işte İstanbul'un yemekleri, ben salçalı ağırlıklı yemekler veya yoğurtlu yemekler. İstanbul mutfağına. Tabii İstanbul mutfağı işte Kadınburdu köfte, balığa da çok alışkanlık yok. O zaman bol miktarda palamut vardı, palamut pilaki, fasulye pilaki, kapuska falan işte yemekler bunlar. Şimdi kebap yok, şu yok, bu yok, hiçbir şey yok, baklava yok. Antep'e dair hiçbir şey. Ne onun adı? Tulumba tatlısı veya hanım göbeği tatlısı. Bunlar var. Bu gibi şeyler var. Dolayısıyla yavaş yavaş işte patates, içine salça, kızarmış patates, biraz maydanoz falan benim fırsat buldukça açıdan ben sen varsa o gün de tesadüf işte
şey yapmışsa, tas kebabı yapmış onun patatesinden. Başka bir gün kadın bir köfte yapmış onun yanındaki patatesle. Ben de böyleydim. Bruko, işte kola, mola, şeyler, fast foodlar yeni yeni başlıyordu. Bir kristal büfe vardı doğru dürüst şeyde. Osman Bey'de siz bilmezsiniz. Oradan giderdik. Yani bu sosis filan kültürler yeni başlamıştı. Bizim de o zaman kantinimiz vardı. Bana da iyi bir cep açtı dediler. Ben 15-20 günde onu bitirdim. Çünkü bir şey yemiyorum. çay böyle geliyor. Koca bir şeyle. İçebilirsen iç. Biz orada yöresel kullandığımız çaylar var vesaire. Peynir değil benim için. Farklı şeyler. Neyse tabii zaman içinde hepsine alıştık, hepsini sevdik ama bu geçiş süresinde başlayan abimlerdi. Üniversitedeydi. Artık yaz tatilleri Antep'e gidip gelmede merak sarmalar başladı. Annemin yaptığına filan dikkat etmeye başladım. Notlar aldım. Bir de bizim aşçıya da şey tarif getirdim. Bizim Ali Nazik'in tarifini getirdim. Ali Nazik bir çeşit bilinir. 5-6 çeşidi var. Yapılış çeşidi. Dolayısıyla bu merakımız onlar okulu bitirmeye yakın son senelerinde abimlerin ben de şey olmaya başladım. Onların evlerinde aşçıbaş olmaya başladım. Bir şeyler yapmaya çok başladım. Güzel. Cumartesiler evci çıkıp bir şeyler yapmaya başladım. Bu süreç başladı gitti. Üniversitede aynı evde kaldığım arkadaşlarla aşçıbaşı bendim. Biri bir bulaşıkçıydı, biri temizlikçiydi. O öyle geçti. Daha sonra iş hayatına atıldığımda hep bir şekilde evimizde bir yerler vardı, bir ofisim vardı, ofisimde mutfağımı kurdum. Hocam böyle küçük bir dipnot, diş hekimliği eğitimini okudum. Diş hekimi, ben diş hekimi, İstanbul Marmara. İzmir'de yaptım. İzmir'de, Gaziemir Teknik'te yaptım. Ballıkuyu'da da öğleden sonra izin alıyorduk, yani gene karışan yoktu. Muayenehane açtım. İzmir'de mi? İzmir'de. İzmir'de Ballıkuyu'nda bir yanda kasap dükkanı, bir yanda bakkal dükkanı. Şimdi zaten bütün diş hekimleri caddeye inmeye başladık. Bizim orada öyle bilmiyorum İzmir'de ne alem. İzmir'de öyle çok değil. Özel muayenehaneler. İnmeye başladılar. Direkt yüz ayak olsun anlamında. Yani herhalde bilmiyorum klinik falan tarzında olanlar. Klinikler tabii arttı. Evet onlar da daha ziyade. Neyse. Biz de o zaman böyle garip karşılanırdı. Bir yanda kasap, bir yanda bakkal ortasında bir hekim ve Yunan göçmenlerin olduğu yerlerdi. Buralarda uzun anlatıyorum ama bir şey anlatırken bir şey hatırlamam gerek diye de bazı şeyler uzatıyorum. Kısa olarak dediniz. Dolayısıyla burada da başarılı bir diş hekimliği hayatı yaptım. İyi bir teknisyenim vardı. Çünkü ben ondan sonra burada işte askerlik boyunca yaklaşık 13-14 ay arası yaptım. Biraz da erken terhisi oldum. Yani şeyimi kullanmamıştım, izinlerimi falan. Normal 15 ay işte eğitim, müteakiden 15 ay askerlik vardı. İşte 13 ay, 2 ayında erken gittim. O şekilde yaptım. Daha sonra da muayenehanemi Antep'te kurdum. Hatta İzmir'den taban taşı aldım. Abimle mimar, o ilgileniyor. Çok güzel bir yerde bir muayenehane kurduk. Daha Türkiye elektrikli şeyler yeni giriyor. Ünlük Forte dediğimiz bizim kullandığımız şeyler, muayenehane şeyler. Yani şey, ünlük hastanın ağzına girilen Forte dişte koltuğu. Bu sistemin elektrikli. Teknik malzemeler. Yani ilk getirdim Antep'e. Ancak hep içimde bir şey var, yemeğe olan sevgi ayrı. Ya ben gömleği giydiğim müddetçe para kazanacağım. Önlüğü çıkardığım an para kazanamayacağım. Benim sosyal hayatımı bayağı etkileyecek. Bu kafamda geldiklerde. Muayenehane bitti. Tesadüf bir toplantıda arkadaşlarla beraberdik. Daha şey gelecek, ünlükle foteyin gelmesini bekliyorum. İşte bir gün sonra da gelecek gibi. O akşam işte oturdum. Ben mesleği yapmayacağım. Muayenehane sattırtır dedim. Biraz da alkolün verdiği özgüvenle. Efendime söyleyeyim. Ertesi gün bir arkadaşım geldi. Tesadüf geldiği anda ilginç şeyler anlar bunlar. Merdivenden çıkarken biz pazarlık yapmaya başladık. Bak sana bir şey söyleyeyim. Akşam bir laf ettim. Ben sözümde duruyorum.
bana harcadığım iki kartını verirsen seni, ya bir de geri bu lafı söyledim de hem adamıyorum hem ona bir cevap verme gelmiş. Doğru. Tamam mı? Bir de içimde bir gelgitler var, yanlış mı yapıyorum? Bana bir saat müsaade verdi, bir saat kendisine müsaade verdi, bir saat sonra babasıyla konuşmuş. Para da keş gelecek, haberin olsun. Gelirsin tabii, içimizde güven var da, tabii. Neme lazım? Efendime söyleyeyim, parayı getirdi, biz dikili bıraktı, serbest hayata başladık. Bu defa ben işte mobilya, inşaat, işte bu mutfak işi daha sonra ona dönüşmüş bir olay, abimlerle beraber. Dolayısıyla ben bu işlere atıldım. Daha kendimi özgür hissettim. Bismillah dedim, daha senesine, daha önce de gitmiştim de. Yurt dışı seyahatlerle başladık. Bir yerleri merak edip başladım. Ben 2000... Gezgin bir tarafınız da var değil mi hocam? Tabii gezginiz canım, ben ve... 2000 yıllarının başında, 99-98'de bırakın İzmir'den ufak teknelerin gelip gitmesini, bu büyük kruislerin Royal Caribbean'le 2-3 defa gazetelerde beyanet bile verdim. Çünkü ben aynı zamanda enformasyon memurluğu doldum, turizm enformasyon memurluğu. Öyle bir şeyimizi gittik işte, kursa girdik, sertifika kaldık. Tabel olarak duruyor. Ondan aldığım güçle aklınızın neresi gelirse 40 kişi, 50 kişi götürdüm. Uçağı ayrı aldım. Turlar mı düzenledin? Turlar düzenledim. Uçağı ayrı aldım. Süpersin. Gittiğim seyahat programını kendim yaptım. Güzergahı. Gemi kattım, kara kattım. Şimdi dikkat edin, gemi firmalarının birçoğunda bir gün veya iki gün bir yere giderken veya gelirken bir otelde dinlendirme yapar. O işi başlatamadım ben. Tabii bunu kimse bilmez. Bunu iddianla söylüyorum. Aksine iddia eden varsa gelsin ispat etsin. Royal Caribbean'la başlattım ben bunu. Mesela 15 günlük seyahatim vardı. 7-8 gün denizde geçti. Orlando, şey, Miami, New York. Bakın bu turun içerisine kattım. Kattım. Ya o ilginç şeyler. Bir sene önceden para toplamaya başlardım. Biriktiririm. Öyle ben de öyle şey etmeye sonra. Bir de şeyim var. Benim kanun maddelerim var. Onları yazardım. Bakın seyahatlerde biz bu ne kadar arkadaşsak da bazılarda bir başka arkadaşım var. Benim şu kanun maddelerine uyulacak. Bunun dışına aksine şeyi olanlar varsa şimdiden lütfen gelmesin. Tutup ben orada kaprisle, sıkıntıyla, problemle uğraşamam. Eşyaları otobüse binilecek. Herkes pasaportunu çıkarsın. Herkes valizini kontrol etti mi? O sırada bir tane çıkar bir şeyi. Valizinden bir şey unutmuştur ya tarağını unutmuştur. Böyle bir sistem içerisinde. Peki bu turlarda yemek, mutfak hep var mıydı hocam? Mutfak kültürü? Şöyle vardı. Bu turlarda gemilerde işte benim yazdığım bir şeyler var. Gerçi bu 2005'ten sonra, 6'dan sonra ortaya çıktı. Ama ondan evvel de yazdığım bir küçük kitapçık vardı. Arbella makarna var. Onlara ben bir reklam şeyi olarak bakliyatla makarnaya ait bir küçük kitapçık istediler. De onu yapmıştım. O var. Neyse. İşte gemide şeyin ortasında, okyanusun ortasında, Pasifik'in ortasında hiçbir kimse kolay kolay giremez. Ben bir bakırla, bilmem neyle şefin gönlünü alırım. Kaptana bir şey hediye ederim. Grupta, grup hediyesi olarak getiririz. Amaç Gaziantep'i tanıtma. Bak genelde de bakır olur. Sonra işin içine kitap da girmeye başladı. 2-3 yerde gemide bir şekilde beni mutfağa soktular. Tamam mı? Yemek mi yaptın? Antep yemek mutfağı. Tabii. Ben başlarında duruyorum. İşte tabii acı dokunma, mokunma da ama iş içeri girdikten sonra ya, gözleniyor filan. Neyse gemide ben yemek yaptım. Hatta bir avokat restoranlardan birini dünyanın en büyük gemisi Os Sotisiz etmişti. Bize bir salon açtılar. Alakart yeri bize 2 saatliğine kapalı oldu bir zamanda. Gemide denizde gidiyor o sırada. Yani bir karaya yanaşıyor, ayrılıyor ya. Orada daha neler var da. Efendime söyleyeyim. Orada tuttuk bize ait
Getirdiğimiz malzemeler var. Bulgurumuz var, salçamız var, tereyağımız var. Antep yanımızda. Ürünlerini de götürüyorsunuz böyle. Tabii yanımızda götürüyoruz. Herkes bir şey alıyor. Darmadağın oluyor. Hepsi bir arada olsa olmaz. Sen bulgurları alacaksın, sen salça alacaksın, sen yağ alacaksın. Falan ben alacağımı alıyorum. İşte fıstığımız varsa herkes sevdiği şeyleri yanında taşısın, benden istemesin. Bizim yani işte sucuk dedim, pestil gibi, bilmem ne gibi üzümden yapılanlarımız var. Kazara bir uzak doğuda bir arkadaşlara bir ekip var. Onlar da çok yiyen bir grup arkadaşım. Ya kardeşim sen adam 5 kangal sucuk. Ondan sonra salamlar. Valizin içinde yiyeceklerini doldurmuş gruba yeter. Bu şekilde malzeme getiren olaylarla karşılaştık. Bereket bir şey olmadı zaten. Uzak doğuda problem değil. Değil biz konu komşu restoranda olanların hepsine ikramlarda bulunduk. Bağlayalım. Bu turlarla efendime söyleyeyim hiçbir şu güne kadar bir en ufak hata olmadı. Daha bir tane oldu. Kanada'ya giderken bizi götüren tur firmasının kabahati Kanada, Alaska'ya gideceğiz. Bunu da söyleyeyim bitiriyorum. Başınızı ağrıtmayın. Yani. Yok biz ama ilginç bir olay. 31 kişiyiz. 18'in şeyi var, vizesi var, Amerika vizesi yokmuş. Alaska'da Amerikan ülkesi. Eyvah, kaldınız. Geminin şeyindeyiz, giremedik. Tam işte bir geçiş şeyler var, salonlar var. Oradan gümrük mümrük işlemini yapıp gemiye biniyoruz. Orada biz tıkandık, yarı yolda kaldık. Neyse işte, bizi şeyden adam aradık. İtalya çıkışıymış bizim o zamanki çıkışımız, 2005 senesi hiç unutmam. Benim elim ayağım titremeye başladı. Neyse, clearlendi. Yani bizim böyle bir biletimizin olduğu, bir grup olduğumuz, 18'inin var. Tam gemi kalkmaya 15 dakika kala, 15 dakika arayla kişilerin 13 kişinin clearlendi. Bir de geldik, saat 5'te gemi kalkacak, 15 dakika. Evet, bir saat olayın çözülmesi sürdü. Neyse çok şükür orada vize aldık gittik onu da o da benim kesemek olan bir şey çok rahatsızlandım yani başına gelirsen dersin ancak ben işte hocam, böylelikle siz yıllarca Antep mutfağını hobiniz gibi geziler seyahatlerde de taşımışsınız ülkelere. Tabii zaman zaman. Ama ben seyahate gittiğim zaman Çin'e gideceksem yanıma kavrulmuş kıymamı, bulgurumu, mercimeği bir şey setim vardır. Benim sahra setim vardır. İç içe geçme kaplar. Ocağın içinde ocağı çıkarırsın. Ondan sonra tak 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 çıkar. Benim 4 tane servis kabı çıkarır diyor. Altta ocak çorbanı da yapan, pilavını da yaparsın. Birine de salatan yaparsın. Tamam, geriyen hemen olur çıkar. Ha, azar azar yanımda malzemem. Şangay'da biz bir hafta bir şey yiyemedik. Kentucky falan çıkıya girdik. Hani şu salmış sararmış hayvanın ürünleri var ya, aynen onun gibi. Kentucky falan çıkınlar alakası yok. Daha yeni yeniler girmeye başladıydı. Dediğim 10 senelik bir hikaye. Yani Çin'de yani bu kola, fast food olayları bu son 10 seneye, 10-12 seneye yayıldı. Tekabül ediyor. Hocam çok kıymetli kitaplarınız var, yemek kitapları. Şivediyiz şu anda elimizde. Şiveydiz. Şiveydiz ne demek? Kelime anlamı hiçbir zaman bulunamayan, bizim geçmişteki kayıp eksikliklerimiz diyelim. Bu her yerde olan bir şey. Kayıp? Kayıp yani kayıt. Unutulmuş, kayıt. Kayıt altına alınmamış. Alınmamış. Ki babam benim şer'i mahkeme sicillerini 200 ciltini 500 yıllık sürede kadıların kaydıdır bu yani. Şer'i mahkeme sicilleri biliyorsanız zaten. Evet. Tercümelerinde dahi bir Yemen tarifi olamaz zaten orada vakıflar, hadiseler, kim gelmiş, kim gitmiş, kimin malı nerede, ne olmuş, onun bilgileri olan bir bunlar şey. Bunlar unutulan veya kayıt altına alınmamış yemekler. Hayır, nedir bu tamamen özelliği? İçinde kısmen unutulanları da çıkararaktan gün yüzüne koydum. Bunlar unutulmayan, halen devam ediyor. Adının bana ilginçliği, şiveydiz, dikkat, neydi işte, bilmem ne. Güneşin, ateşin, güneşin tadı. Biliyor musunuz o kitabı? Güneş. O da benim o da ortak yazdığımız, iki arkadaşımla birlikte yazdığım.
Hocam, bir Gaziantep sence... Mutfağı diye var. Bu yeni basılmış. Kaç yılında basıldı? İlk kitabınız mı? İlk 2008'de. 2008'de İlk basıldı. İlk kitabınız mı hocam bu? Hayır, ondan evvel işte şeyim var. O bir küçük Lezzet Taneleri diye. Lezzet Taneleri. Lezzet Taneleri. Toplamda kaç yazar. Kitap hocam? 5 kitap. 5 kitabınız var. Beş kitap. Antep Mutfağı. Şu andaki kitabım da çalışmadayım. O bu yemek kültürünün kaynaklarının gelişiyle ilgili, yani biraz şey, o kültürel bir şey. Öyle bir şey. Dolayısıyla. Çok kıymetli, çok özel eser bırakmak. Özellikle mutfağa kayıt altına almak çok kıymetli bir iş. Bizim buna çok ihtiyacımız var. Türk mutfağına çok ihtiyacımız var. İstersem Osmanlı mutfağına ait de yazarım. Çünkü biliyorum. İstersem Ek içinde yazarım. Donanımım öyle. Yani ismi yanlış olur, düzeltiriz. İşte efendime söyleyeyim. Hocam, o durumdayım ama yani lüzumsuz işlere girmemek için, işte her işe karışmamak adına ben kendi memleketimin özünü, mesela kaybolan kaç tane yemeği yüzüne çıkar. Mutfak kültürü içinde şimdi Türk mutfağına geldiğimizde Antep en ön sırada yer alıyor. En ön sırada yer almasının nedeni zenginliği. Çok geriye giden geçmişi, kültürü ne dayanıyor? UNESCO hikayesine gelelim hocam. Bu dünyadaki gurme şehirler içerisine Antep'in dahil olmasında çok büyük bir katkınız var. Katkının ötesi öncülük var. Siz de için öncülüksünüz. Sağ olun. Bunun bir başlangıcı nasıl çıktı bu yolculuk? Yani Gaziantep'in UNESCO Dünya Mirası'na girişi nasıl başladı? Bir de onu alalım. Bu ben zaten geçmiş dönem başkanının kuzeniydim. Bu Antep işin, Belediye Başkanı. Tabii. Asım Güzel Bey, geçmiş dönem başkanı. İki dönem yaptı. Şimdi bizim Fatma Hanım bir dönemini bitirdiğince... Fatma Hanım da çok kıymetli katkıları tabii, var. Tabii. Şimdi bu iki kişilik, bu işin hepsinin temeli Asım'ın zamanında biz masa başına oturduk. Müzeyi düşündük. Gaziantep Müzesi bu arada, altını çizelim. Şey, mutfak müzesi. Mutfak müzesi. Mutfak Sanatları Eğitim Merkezi. İsim babasıyım zaten. MUSEM diye kısaltılmış isim. MUSEM diye geçiyor. Mutfak Sanatları Eğitim Merkezi. Eğitim Merkezi. Bire bir. Orada da Antep mutfağının eğitimleri veriliyor. Gençlere, meraklılarına. O da işi olanlara gece veriliyor. Hafta içi müsait olmayanlara hafta sonu, onun haricinde de... Kaç yılında kuruldu bu müze? Müze 2006'da, 2007'de kuruldu. Evet. 2007, 13, 2007, 2008. Yani tarihi şimdi aklımda değil. Evet. O müzenin fikrinde, meydana gelmesinde, bir takım eşya teminde elimizden geldiğince yardımcı olduk. Tesadüf o müzenin olduğu yerin bitişinde aynı ailenin bir yeri daha vardı. O ailede verince bu defa da 2011'e falan gelindiğinde hem birbirine yan yana, hatta bir duvar kaldırılarak avludan geçiş sağlanarak da mutfak sanatları eğitim merkezi MUSEM işi ettik. Temel planından, yerleşiminden, iş donanımına şey doku da var orada, hem yeni doku oldu. Burada yok da, müze kısmında yok da, o tarafta bir büyük avlu vardı. O avluyu eşerek ben işte mutfağa oraya almak durumunda kaldım. Kaç kişilik bir kapasitesi var o mutfak? Orada aynı zamanda bir restoran gibi yok, bir hizmet yok. Yok, restoran gibi değil. Çok, sadece özel günlerde protokol yemeklerinde hizmet verirdi. Yine de ara sıra oluyor. Çünkü kaleyle filan eski Antep'in olduğu mekanda. Dolayısıyla orada arzu edilirse tek kişi, arzu edilirse değil de yani tek kişiyle 12 kişilik set, eğitim bir seti. Çift kişi çalışırsa 24 kişi o eğitimi alabileceği bir kapasitede eğitimci yeri var. Her şeyi ona göre donatılmış bir yer. Ve onun bitişinde de eski dokusu da muhafaza ederek. Kurulmuş. Yani bir tarafı eski geçmiş yapı, bir tarafı şey, internetten bakalım. İlk şeyimiz hocam değil mi? Ya Türkiye'deki ilk mutfak müzesi Antep'te kurulmuş. Ve bir de şey, eğitim şeyi, bu özeller haricinde belediye tarafından, Büyükşehir Belediyesi, bunlar hep Büyükşehir Belediyesi tarafından birlikte meydana getirildi. Tabii biz bunun hizmetini verdik. Ben o Asım Bey domanda da tanışmıyorum. Şimdi de ne olduğunu bilmiyorum. Koordinatörüm, duayenim, her şeyim. İşte
bip bip bip. Bir takım insanlar, yeteneksiz, donanımsız insanlar görev başına geliyor. Bunu da söylüyorum. Yani siz tutup bunları kaydetmeyeceksiniz de. Ama işin sizin öyle. Deminki serzenişiniz gibi veya yaşadığınız şey gibi. Ben daha yeni, daha bu senenin şeyinde yani o kadar donanımlı 2500 kişiye Çevre Bakanlığı'nda bir öğlen yemeği verdim. Herkes yemeği yedikten sonra salonda, sen bir salonda, ben bir kenarda duruyorum. Birileri diyor ya bu çok güzel bir yemek. Parayla da yiyorlar. Herkes ayağa kalktı, alkışladı aşağı yukarı. Bosna'da 700-800 kişi vardı. Bu UNESCO yemeği varmış hocam. Hani incelediğimde gördüm. UNESCO yemeği. Bu şeydeki yaşayan kentler listesine girerken bir sunum yapılması gerekiyor. Kişi sayısı, davetli sayısı çok üzerinde çıkıyor. Öyle bir bilgi. Evet. Ondan şimdi bahsediyorsunuz değil mi evet, hocam? Evet. Şimdi UNESCO'ya geldik. Biliyor musun? UNESCO 2012'de yine geçmiş dönem başkanlığı döneminde, hatta ben onda bir seyahatteydim, yoktum. Müracaat formu doldurulmuş, gönderilmiş. Ya konu gastronomi, yani yaratıcı kentler ağındaki gastronomi dalında bu konunun işlenmesi gerek. 3000 kelimelik bir formla UNESCO'nun bu kültür bölümüne müracaat ediyorsun. Ancak müracaatta biz kale, ne kadar müze, onların resimleri, onlarla ilgili bilgiler vermişiz. Şimdi konu yemek olduğu için onların bakışı farklı. Tamam, bunlar çok güzel, içeriğinde yemekle ilgili şeyler de var da. Ancak biz sizin girmiş olduğunuz konu gastronomi olduğu için bunları düzeltin. Yani burada tarihsel, kültürel şeylere çıkayım, daha ziyade ağırlığını, ya müzeyi koyabilirsin, farkınıza sen. Musemi Korsun, gerçi Musemi onda yoktu, müze vardı. Yemek odaklı. Yemek odaklı. Siz tarih ve kültürü demek aslında. Evet, aslında katmışlar. Doğrusu bu. Katmışlar. İşte katmışlar zaten. Önünde bir zaten bir, işte şu kadar tarihi var, şöyle, üç cümleyle onu geçersin, ondan sonra konuya girersin. Ki öyle yaptık. Biz onu 2012'de 13'te düzelttik. Bir yandan da bu şeyi açarken mutfak sanatları eğitim merkezine oraya hocalar getirdim. Hocalara 3 ay eğitim verdim tekrar. Çünkü benim annem böyle yapıyor. Yok, senin annenin yaptığını yapmayacaksın, kitaplı. Bunun için Milli Eğitim Bakanlığı'nın ortak proje üreterekten bizim milli, benim kitabım için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yöresel mutfak olaraktan eğitim şeyi oldu. Kitap oldu. Bundan önceki baskısı bu değil. Dolayısıyla buradan 2013'te cevap geldi. Aday adayısınız, oldunuz. 2014'te Mart'ında Fatma Hanım geldi. Fatma Hanım geldiğinde gene aynı formu biraz daha destek alaraktan, düzeltmeler yaparaktan yine müracaat ettik. Temmuz'da müracaat ediliyor. Bu tip müracaatların hepsi Temmuz'a kadar yapılıyor. Ondan sonra da Ekim ayında kararları çıkıp değerlendirilmesi yapılıyor. Netice 2014'te de hiçbir ülkeye ünvan verilmedi. Orada UNESCO'da ne olduysa, bilmem ne olduysa. Ondan sonra Hüseyin Avni Bossalı bir büyükelçi, UNESCO büyükelçisi o dönemde. Onunla bir şekilde Fatma Hanım bir kontak kuruyor. Asım Bey dönemi bitti artık, Fatma Hanım dönemler. Ta Mart ayı filandı. Ondan sonra UNESCO'nun da olan ülkelerin orada şeyleri var. Sunumları mı? Yok. Şimdi UNESCO ki bir sosyal tesisi var. Bir de UNESCO'nun normal idari bölümü var. Burada işte şeyler, salonlar var, restoranlar var, bilmem ne var, sergi yerler var. Diğerinde işte idari de deniyor. Buradaki UNESCO büyükelçilerinin olduğu bir şeyi de Dede Korkut'la ilgili orada Türk toplumunun bir sunumu yapılacak. Hüseyin Avni Bostalı da işte bizim bu şeylerimizi görmeye başlıyor. Gaziantep'in yan çıkışı. Ya gelin burada bir kokteyl verin. Biz UNESCO'ya müracaatta bulunmuşuz. Onun da bilgisi de var.
Dolayısıyla ben kalktım, gittim. Biz bu kokteyli nasıl yaparız? Hangi şartlarda? İsmi mevzu bahis değil. Bir şehir gelmiş orada bir program yapmış. İşte çikolatayı tavana yapmıştım ya kalkmışlar, bilmem ne yapmışlar. Neyse artık geçelim onu. Yapacağız da bir kokteyl yapacağız. Bu 400-450 kişi olacak. Bu nasıl olacak? Ben 2-3 tane yer buldum. Hatta bir Antakyalı kardeşim buldum. Hiç de Antep'li bulamadım tesadüf. Olay Paris'te mi? Yani Paris'te, onun, Paris'te. UNESCO'nun merkezi belki Paris. Belki doğrusu çıktı. Ondan sonra gittim kasap buldum. Ondan sonra gittim bir takım zahri ihtiyacım. Zaten o kasaplarda bu tip malzemelerde, şu marketlerdeki gibi Türk marketleri buldum bir iki tane. Neler alabilirim? Malzeme getirme problem. Tabii. Gümrük problem. Ve yıl kaç diplomatik hocam? 2015. 2015. 2015'in işte Nisan'ın sonu falan. Nisan'ın sonu iki günlüğüne gittim. İşte Borsalino tanıştık. Bana bir ateş arkadaşlardan birini şey etti. Benim de kimliğim lütfen icabı. Onunla beraber işte Türk yerlerinin yeme işinde biraz anlayan bir adamdan. Ben burada bunları temin ettim. Peki nerede yapacağız bunu? Burada. Tamam da burada yapacağız. Dışarıda hazırla gel. Burada kork. Böyle bir şey olmaz dedim. Bizim Türk mutfağının böyle catering yapılması mümkün değil. Dolayısıyla işte hep yaşanmışlarım var. Ben bugüne kadar neler yaptım. Oturtmalı, benim meşhur oturtmalı garden parti. Garden parti ayakta olur. Bahçedeki parti de öyledir yani, siz bilirsiniz. Ben başına oturtmalı. Biz gittiğimiz gibi nerede oturacağız? Onun üzerine oturtmalı garden parti diye Rotary'de bilmem başka şeylerde 1000 kişi, 2000 kişi ben partiler veririm. Aynen bu panayır alanlar gibi panayırlar ciğer kebabı yapıyor, hiç dışarı veriyor. Ya Türk toplumu ilginç bir şey. Ah doğru yolda gitse, doğru yolda neler gitse. Yapacağız? Neler da, yapacağız? Zeka var mı? E işte. Gelelim o protokole, yemeği hocam. İşte ondan sonra bize orada bir uyduruk bir yer gösterdiler. Ne olacak bu? Kira bedeli. Çünkü 3 gün çalışacağız. Mutfak verdiler. Yani vallahi bu kadar toplandı. Bu kadar yemin ederek söylüyorum. Çok da yemin etmem mi? Ya Müslüman mı? Yanlış anlama. Çok da yemin etmem derken yemin her şeyi de kullanmam ama ağzımızdan gazeteciler sizi ben birden gazeteci bir de böyle şey diyorum. Hoş geldiniz. Neyse tuttuk. Buna bir fiyat söylediler. 11 bin euro. 3 gün bedeli. Sadece kiralama bedeli. Kiralama bedeli. Diğerleri. Söz verildi. Diğerleri. Diğer detaylar bir şey var. Yok. Yok. Bir şey diğerler. Bir 11 bin lira salonu açacaklar. Tamam. Salona da cüzi bir para. Hı-hı. Zaten 4-5 saat bir şey sürecek. Hı-hı. Efendime söyleyeyim. Ben oradan et işini hallettim. Bakliyat işimi hallettim. Domates işimi hallettim. Onlarla pazarlık yaptım. Bu memleket işi dedim. Canı sağ olsun. Kasasıyla tutup bana ikram ettiler. O şekilde ekibimi aldım. Bu Dede Korkut günler için götürdüm. Orada 40 çeşit. Bu sırada da baklava Antep'ten geldi. Bir iki ya. Şeyler vardı diplomatik geçtiğinde. Yağ, peynir, bizim İzlam. Özgü tereyağı. Şeylerimiz. Tereyağı. Sade yağ. Sade yağ. Sade yağ. Bunlar da şey geldi. Birincisini yaptık. 400 kişi gelecekti değil. Ben abi ne olur bu dedim. Bura dedim. Bunlar dedim. Türk büyükelçiler. Biz Türkler bildiğimizi biliriz. Bu Azeriler, şeyler, diğerleri filan dedim. Bizden beter dedim. Bunların havaneleri gelirdim. Biz bunu 700-800 kişi düşünürüz. Çarp bu ikiye. Aklımdan bir yaş. Büyük iyi ki İnsan, bereket, dolma bol, dolgu maddesi deriz biz. İşte patates dolgu maddesi, dolma dolgu maddesi. Ya 3000 tane dolma gitti. Neden bahsediyor? 3000 dolma. 3000 dolma. 800 kişi. Dolma sarma. Hadi sarma ufak bir. Ya bölüp çarp gene 800 kişi anca yeter. Tatlıyı da ayrı düşün. Ama arada daha 20 küsür tane, 25 tane küsür, 10-10 çeşit tatlı çeşidi var. 28-29 çeşit bir şey var. Bunun içinde çorba var. Çorba mı şey yani? Kokteyl de böyle. Tarzda. Börekler yaptık, kebap yaptık.
şeyde. Hocam kebap konveksiyon demişken, fırınlarında çöp şiş yaptım. Sizin bir mantarlı kebabınız varmış kendi. Kendim. Ürettiğiniz, yarattığınız mantar kebabı. Tabii 66'da İstanbul'da. Nerede? Ankara pazarları vardı. Yok eskiden herhalde o kültür mantarının hiç imalatı yok. Nereden duydunuz bunu, yazıyor mu? Ben internette okudum, çok hoşuma gitti. Ben çünkü mantarı çok severim de. Tamam mı? Bir baktım Mansa'nın böyle file tarzında, hiç unutmam, yeşil mantarı yani file tarzında, havalmasın mantarı, terlemeye gelmez. Onun içerisine koymuşlar. İlk daha yeni yeni çıkıyor. Sene 66. Varsa evveline söyleyen gelsin, ben buradayım. Ortada yok yani. Ben onu aldım. Keme bizde baharda. Kemeyi biliyorsunuz. Bir truf cinsi. Cinsi bir mantar. Yani. Mantar. Trufun bir cinsi. Şurada hemen resmini. Orada kitabınız için inanılmaz teşekkür. Nerede çıkıyor hocam? Bu var ya. Bu kemeli. Kumsak alanlarda. Gaziantep, Urfa, Suriye. Tamam mı? Evet. Ve kemeri de lahmacunudur. Bu da lahmacunudur. Bir... Kemeden lahmacun yaparız. Kemeden lahmacun. Ama şimdi mal güzellik 100 lira oldu kilosu ama ben gene de yaparım. 4 tane 5 tane yaparım. Kendim de yaparım. Efendime söyleyeyim. Yalnız patates gibi bir şey böyle. Yani görüntüsü öyle de ama siyah. Bir şimdi keme Arapça sıçan demek. Şekli itibariyle de sıçana benziyor. Ama bunun biraz daha açık renklisi, daha irisi. Nerede Konya'da domalan diye yetişiyor. Ha, o Konya'da, bölgede. Da, evet, Anadolu'da. Şeyde var, ne onun adı? Beyşehir'de de o şeyin adı ne? Konya tarafı. Yok yok, Ankara'nın bir şeyi var. Şu meşhur 80 kat yalan söyleyenler, baklava 80 kat yapanlar. Ankara'nın ya. Çıkmadı bende hocam. Neyse. geç onu. O yörede var. Bu bölgede. Araplarda var. Mantarı çok kullanmıyoruz aslında biz. Ben geçenlerde hani kendi zaten hani var olan kültürümüzdeki ürünleri Türk insanı çok ama kıymet kültür bilmiyor. Mantarı orijinal değil. Şimdi köylerde işte bu köbelek diye bilmem ne diye. İstiridye mantarı diye çıktı filan. Köylük yerde o yeniyor. Onların korkusundan dolayı ancak kültür mantarı var. O da yani kültürümüze girdi. Ben işte o sene keme kebabını yemedim. Kolejdeyim. 67 ya, 67. Kolejdeyim. Bundan iki kutu aldım. İki mi? Üç kutu, dört kutu. Ciddiyle para verdim. Kebaplı geçip cumartesi çıkıyorum. Öğleden sonra pazar sabahı orada olacağım. Pazar günü öğlen kebap yiyeceğiz. Kolej yılınızda yapıyorsunuz. Tabii. Çok enteresan. Ondan sonra öğrendik işte mi? Ailemi de çağırdım. Bizim bir bahçemiz vardı, ona giderdik. Bahara gelen bir dönem, yani Nisan ayı filan, bir işte 23 Nisan tatili, ona gelen bir dönemde aldım götürdüm, işte aileyle çağırdım. Millet böyle bir önce bakmaya başladı, bu nedir? Hatta saplarını da var ya, normal kullanmam, keserim. Onları da bir kıymayla kendini kavurup sap kısımları, boşa gitmesin. Orada onu kebap yaptım. Harikasın. Vallahi keme kebabına benzemiyor ama dediler dayım. Başka bir şey mi oldu? Yok, fena da olmamış dediler. Harikasın. Ben onların da bir de üzerine hafif bir tereyağı çaldım önceden. Hafif bir tereyağının geldiği. Ya tereyağı çaldım ki kebapta bir yanar manar. Ben de korkuyorum bir şeyde. Deneme çünkü. Deneme de. İstanbul'da yaptık, evde yapıp yemeye başladık. Hocam yemek aşk sizdir, ben onu hissettim. Tabii. Yani bu işi yapan insanlara, bende de biraz öyle de, yemek yemek için değil, daha ziyade bunu bir zevke, bir yani pahalı bir şey de olmak zorunda değil bu. Kesinlikle. Ama yediğiniz şeyi kesinlikle kaliteli, bir enerjisi, bir kıymeti olmak durumunda, bir değeri olmak durumunda. Evet. Şeye ne diyorsunuz? Gastronomi kavramı Türkiye'de son yıllarda inanılmaz aldı yürüdü. Çok fazla sayıda yeni nesil şefler yetişiyor. Gençler bu sihri kapmaya başladı. Müsaade edin şu UNESCO'yu bitireyim isterseniz. Evet, ondan sonra da bunu geçelim. Tamam. Oradan o patladı gitti. Arkasından UNESCO'daki diğer ülkelerin şeyler de bu duyumu almışlar. Yani bunlar da davet edilen var, edilmeyen var. Hı-hı. Bu defa tüm UNESCO büyükelçilerini aynı ayın içerisinde birini başında yaptık, birini de sonunda. Bu defa
sayılar düzgün geldi. Gene bir 100-150 artış vardı. Evet. 300 kişi dendi. Biz gene 450 yaptık. 450 kişi de geldi. Bir de onlara hep Antep mutfağı. Evet, tabii Antep. Başka bir mutfağımız yok. Antep. Yok, Antep için biz UNESCO'ya gireceğiz. Zaten Antep'i temsil ediyor. Yok, diğerleri için dedi. Şimdi normal UNESCO'ya müracaatımız ayrı şey. Bu kulaktan UNESCO'yu etkileyecek bir şey, tanıtım şeyi. Tanıtım. Yoksa o mutfak programla tanıtım. Alakası yok. Ha, bu, ama bu burada direkt oraya UNESCO'da bizim girmemiz her şeydi. Ben o sırada şeye gidiyordum, gene gemideydim. Nereye geçiyordum? Atlantik'e geçiyordum. Atlantik'te gemiye bana mesaj geldi. UNESCO'yu 11 Aralık'ta girdik diye. Ben de bu sırada Atlantik'e geçiyordum gemiyle. Müjdeyi aldınız. Müjdeyi aldık. Ne büyük bir gurur. Ne hissettiniz? Şimdi tabii bizde bir tabir var. Kardeşimsin, kusura bakma. Ad elinin derler. Başka şey de başkasının derler. Birileri tam sana buradan dediğin soruya da giriş yapacağım esas. Tamam mı? Birileri bir şeylere sahiplenme derdinde. Niye? Hiç içi boş. Ne olayım da ben ön planda olayım. Ama yani olmaz ki kardeşim. Bu duvarı geçersin. Öbür kapıyı da geçersin. Ama bir yere gelirsin. Ben şuyum dediğin yerde sana bir soru sordukları zaman duvara toslarsın. Bunu bilmeyekten yürüyen bir takım şefler var. Bir takım şefler var. Çok şey değil, hayran olacağı 100 tane dışarıda yabancı yemek var. Şefin iyi bir adını bir daha söyle. Erdoğan Bey, kardeşim. 100 tane yemek vardır. İtalya'nın bazı yemekleri, Fransa'nın bazı yemekleri, İspanya'nın bazı yemekleri, Meksika'nın bazı yemekleri, Çin'in toplasan işte 10'a tane. Hep bunun üzerine oynanan oyunlar değil mi? Pizza ve şey nedir? Makarna olayı. Risotto ile ravioli, işte onu besleyen. O kadar. Yani bitti. Başka bir şey yok. Bu örneğini şumullendir, genişlet. Diğerinde işte ne diyelim? Almanların bir bratwurstları. Ya bratwurst. Onları şey sayma. Yok. İngiliz'in filan sayma. Onlar hiç yok. Yok. Benim daha başka mücadelelerim var. Verdiğim bu gemilerde Kültür Bakanlığı'na mı yazmadı? Bu gemiler getirilmeli. Daha bu sene geliyor işte. Evet, ticaret odası. Yemin ederim ben 2000'li yıllarda yazdım ben bunları. Liman oluşturmalı. Bu gemiler getirilmeli. Tabii. Çünkü en büyük para gemilerde harcanıyor. Şimdi epey bir takım çip reklam giden azaldı. Bir problem var. Hep çok ucuz fiyatlar veriyor. Gene gidiyor full. Hep var. 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 Yok yok, full gidiyor. Zaten de biraz ucuzlaştırmayı, rekabet diyelim. Rekabet diyelim. Değişik zamanda geldiğimiz gibi tekrar konumuza. Bir de hakikaten işi bilerekten muhafazakar, kendi mutfağına sahip olaraktan hareket eden. Benim tuttuğum grup budur. Benim tuttuğum grup budur. Çünkü Türk mutfağı dünyanın iki sefer Fransa'yı satın alır. Üç sefer şeyi satın alır. O derece İtalya'yı. Öyle kardeşim ya. Ya sen ama tanıtmıyoruz. 300 çeşit börek nerede var? 200-300 çeşit bizde yani. Var. Var değil mi? Daha çoğu bile var. Ha. Sebzeli yemekler. Zeytinyağlılar. Zeytinyağlılar. Salçalı yemekler. Zeytinyağı hocam. Ege'de. Yoğurtlu yemekler. Kebaplar. Balıklar. Hadi Antep'i kebabını geç. Dışarıda balık yiyemezsin. Karadeniz'in balıkları. İşte onu da yok, bir yandan yok etmekle meşgulüz Allah'a şükür. Dolayısıyla kendi mutfağımıza sahip olmalıyız. Bu el iyisi aferin delisi olmadan. Bunu da anlıyor musunuz? El iyisi aferin delisi. Tamam mı? Evet. Şimdi bu delikanlılar mesela işte aferin delisi onlara kaçıyor. Biz bir festival yaptık. Yani ismi mevzu bahis değil. Buradaki yönetici arkadaşlarımız ben eleştirdim. Ben buraya davet edildiğimde 3 kere daha davet edildim. Bursa'da yapılıyor. Şu anda İstanbul'da yapılıyor. Çeşme'de bir yer, birkaç yerde. Hepsinden bana davet geldi. Evet. Evet bu hocam.
57 yılın emekleridir. 57 yılın toplamı burada mı buluştu hocam? Yani. Büyük bir kısmı. Büyük bir kısmı burada buluştu. Gaziantep mutfak kültüründen önemli olan yemekler. Yoksa daha buraya çok ilaveler yapabilirdim. Kısmen zaten yazıyorum. Çünkü artık bazıları yok olup gitmiş şeyler. Günümüze uymayan, yoklukta yaşanmışlardan gelen yemek kültürleri. Artık yani o zorlama olur diye ben buraya daha seçmece yemeklerimi koydum. Daha belki insanlar buraya yine kayda değer bizim yöresel bazıları unutulan tatlıları koydum. Tatlılar da var içinde. Tatlılar da koydum. Reçeller, meçeller filan o işi biraz sulandırmak. Çünkü reçel olayı çok daha farklı bir şey. Sonu yok bile değil mi hocam? Tabii canım, tabii. Yani yaparsan çok şey var. Neler var? Ama içeriğinde bir yemekten beş yemeğin yapıldığını, çeşidinin olduğunu. Çeşidi var. O çeşitlemeler var. Öyle bir kitap. İsim? Evet. İzmir Mutfak Ailesi'ne ve Lezzet Dergisi'ne bu benim bir armağanım. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Rica bizim için çok değerli, çok kıymetli. Bir de imza alırsak. Elbette. Bir kütüphane oluşturduk biz. O kütüphanemizin en kıymetli eserlerinden biri olacak. Direkt dergiye mi yazdık? İzmir Lezzet Dergisi ve Mutfak Ailesi diyeyim. Birlikte olsun. Biz ortak bir kütüphane yapıyoruz. Teşekkür ediyoruz. Son olarak gastronominin bu gelişimi konusunda ne düşünüyorsunuz? Son bir bilgi alalım hocam. Bu sihirli dünya, yemek kültürü, gastronomi nereye gidiyor? Nasıl oluyor bu konuda da? Şimdi şöyle söyleyelim. Dünyanın en eski yerleşim yerlerinin batısında olan bir ülkede yaşıyoruz. Üç tarafı denizlerle kaplı. Ben Gaziantep'ten geldim. İpek yolunun üzerinden. Arabistan toprağına geçiş yerinin hem İpek yolu üzerinden gidişi hem de kuzey-güney yolunu sağlayan bir kentten geldim tekrardan. Haliyle burada 22 tane kültürün gelip geçtiği bir yer. Bunların içerisinde işte bin yıldır da bizim bizatihi hakim olduğumuz Türk toplumu olaraktan kendi kültürümüzü Orta Asya'dan taşıdıklarımızla burada yaratılanlarla bazıları ortak kültür olarak başlaması, çevremizdeki farklı interlantın, Arap tarafı, doğumuzdaki Kürt tarafı ve buradaki yerleşik insanların oluşturduğu bir coğrafya. Dolayısıyla gastronomi kültürüne gelince bence bir dünyada da gezgin olaraktan, arka sokaklarında bunlar ne yiyor diye araştıraraktan yaptığım seyahatlerde geldiğim sonuç şu: Türk mutfağı inanın iki defa dünyadaki birçok mutfağı en azından katlayaraktan ötesinde bir çeşitliliğe, meyveden ete, sebzeden bakliyata ve baharatlarla içerisinde buluşturduğu bir kültür. Dünyanın neresine giderseniz gidin, tencere yemekleri çorbadan öteye çok fazla geçmez. Sosu içinde olan, özellikle benim kendim için söylüyorum, yemeklerin üretildiği bir kentten geliyoruz. Türkiye'de de elbette ki benzer şeyler çok bol. Çok zengin. Örneğin bir patlıcan olayı dünyada kaç çeşit yemek belirli bölgelerde kullanılmakta ama Gaziantep'te veya Türkiye'de onlarca çeşitleri var. Düşünebiliyor musunuz? Ve bunların nimet olarak bize verilmiş yaratandan bunların farklı lezzette kıymetlerini bilmemiz gerek. Kesinlikle. Biz bunu biliyoruz, yaşıyoruz. Çok teşekkürler hocam. İyi ki varsınız, iyi ki sizi tanıdık. Gurur ve onur duyduk. İzmir Lezzet Dergisi ve Mutfak Ailesi olarak bizim için çok kıymetlisiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Tekrar. Evet. İşte böyle. Teşekkürler. Bittim abi. Evet.